Görüşmeye dair ilk kareler de içeriden geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda Özel'in makamında yine basına paylaşılmak üzere, kamuoyuyla paylaşılmak üzere fotoğraf karesi paylaşıldı. Bu görüntüler üzerinden devam edelim isterim. Nasıl yorumlarsınız? Bakın şimdi iki parti genel başkanı görüşüyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanı. Burada parti bayrakları yok. Bakın AK Parti bayrağı yok ama Cumhurbaşkanı'nın temsilen Türk bayrağı. Yani Cumhurbaşkanı bana göre bu çok önemsenmiş bir şey. Bu görüntüde kalabiliriz. Buyurun. Efendim? Yok size evet, demedim. Evet önemsenmiş bir durum. Sayın Cumhurbaşkanı Özgür Özel'in masasının arkasında duran bayrak ve parti flamasının tam bayrağın önünde oturtuluyor. Bu da devletin temsilcisi olduğunun bir göstergesi olarak orası göstermiş kendisine. Orada kabul ediliyor. Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak kendi partisinin bayrağının, flamasının olduğu yerde yer alıyor. Bu oldukça önemli. Yani buradaki oturma düzeni dahi oldukça önemli. Hem devletin temsilcisini ağırlıyor hem de iki parti genel başkanı olarak burada bir ağırlama söz konusu. Oldukça samimi bir görüşme olduğunu düşünüyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte 18 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi merkezine gelmesi, siyasette adına yumuşama mı derler, normalleşme mi derler, nasıl olursa olsun sonuç itibariyle iktidar partisiyle ana muhalefet partisi liderlerinin ülkenin temel sorunlarını çözmek için bir araya geldiğini, en azından görüş alışverişinde bulunduğunu, biraz önce yayına bağlanan önce Fatıma Hanım'ı da dinledim, bazı konularda tarafların niyetlerini belirlediği, bu niyetlerin müzakere masasına oturtulduğu ve diğer organlarca, partinin diğer yetkilileri tarafından da görüşüldüğü bir sürece giriyoruz. Bu oldukça önemli. Yani medya üzerinden konuşmaktansa, tabii ki konuşacak siyasetçiler medya üzerinden, ama bazı konuların da yüz yüze görüşülmesi, konuşulması, tarafların bu konudaki niyetinin bizzat karşısından alınması, yani dinlenerek, konuşularak, görüşülerek bunların birbirleriyle diyalog halinde olması oldukça önemli diye düşünüyorum. Çünkü bizler aslında bu konularda da biraz hasret kalmışız. Bu resimleri, bu fotoğrafları da özlüyoruz. Yani oldukça sıcak bir görüntü ve Türkiye siyasetinde de bazı konular var. İşte ülkenin bazı sorunları var. Başta anayasa olmak üzere. Geliştirilmesi, çağa ayak uydurması gereken konular var. Bütün bunların iki lider tarafından, iki etkili parti lideri tarafından görüşülüp, tartışılıp asgari müşterekte buluşulması oldukça önemli diye düşünüyorum. Peki bir değerlendirme de içeriden Fadime Hanım'dan alayım. Şimdi ilk görüşme anına ilişkin kareler paylaşıldı. Sizin yorumunuz ne olur? Aslında ben de katılıyorum. Sıcak fotoğraflar bunlar. Özlenen fotoğraflar. Ve büyük bir medya ordusu şu karede de görüldüğü üzere arkada büyük bir medya ordusu takip ediyor. Sadece çünkü Cumhurbaşkanımız mesela yurt dışından bir mevkidaşı geldiğinde, bir devlet başkanı geldiğinde Cumhurbaşkanı muhabiri arkadaşlarımız o görüşmeyi takip eder ama burada hem AK Parti'yi takip eden muhabirler hem Cumhurbaşkanı'nı takip eden muhabirler hem CHP'yi takip eden muhabirler var. Yabancı medyanın da ilgisi çok yoğun, büyük bir medya ilgisi var. Bunun tabii ki yani medyadaki haberleştirilme oranları ve biçimi bakımından da ayrı ayrı bir tahlile ihtiyaç var ama hepsinin ortaklaştığı nokta bence bunun Türkiye'de özlenen bir fotoğraf karesi olması, iki liderin yan yana gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün bu Cumhurbaşkanlığı yaptığı 22 yıllık boyunca ona en yakın rakip parti hep CHP oldu. Hep CHP'yi geldi. Hani bu siyasi rekabetin sert yaşandığı, çok fazla seçimin yapıldığı bir sürecin sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla genel merkezinde, partinin genel merkezinde bulunuyor olması elbette haber değeri açısından çok yüksek bir değere sahip. Ama öte taraftan bu fotoğraf niye daha önce verilemedi, niye 18 yıl beklendi diye sorduğumuzda ki sormalıyız. O sorunun cevabını ancak bulursak neden beklediğimizi anlayabiliriz.
Şimdi bunun 13 yılı zaten hasreten Kemal Kılıçdaroğlu döneminde geçti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir siyaset yürüttü diye baktığınızda sorunun cevabını bulursunuz. Hep hani bu kutuplaşmanın, Türkiye'deki toplumsal kutuplaşmanın AK Parti ve özellikle Erdoğan'ın siyasi dili yüzünden olduğu gibi bir tezi vardır. CHP'nin ve muhalif kesimlerin. Bunu yabancı medya da böyle söyler. Türkiye hakkında raporlar hazırlayıp Türkiye'ye bir manada parmak sallayan işte think tank kuruluşları vesaire de böyle raporlaştırır. Ama işin aslı öyle değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü siyaset, daha doğrusu bütün muhalefetin bir siyasi mühendislik sonrasında toplaştığı odak noktası Erdoğan karşıtlığı üzerindeydi. Ve Erdoğan'ın şeytanlaştırılması, Erdoğan siyasetinin, Türkiye'nin el attığı bütün meselelerin çözümü konusunda yapılan işlerin lekelenmesi bakımından bir siyaset yürütüldü. Ama bu 18 yıl öyle bir herhangi bir 18 yıldan da bahsetmiyoruz. Bunun yani 2010 sonrasına bakın ki 2010'dan önceki süreç de çok sert bir dönemdir aslında. Yani 2000'lerin başında da pek çok başka muhtıra girişimleri olmuştur vesaire ama 2006'da özellikle Danıştay saldırısı sonrasında siyasi suikastler yaşandı peş peşe. İşte Hrant Dink'in öldürülmesi, misyoner cinayetleri, Rahip Santori cinayetleri, ondan sonra 367 krizi, Cumhuriyet mitingleri ve muhtıranın verilmiş olması, sonra AK Parti'ye avantısının açılması. Yani bunların hepsinde o kadar keskin bir şekilde siyaseten pozisyon alındı ki, yani AK Parti ile CHP'nin ve tabanların birbirinden ayrışmasının temel nedeni buydu aslında. Yani bu AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın siyasi diliyle ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bir ülkede asker hükümete muhtıra verecek, siz bu konuda bir pozisyon almayacaksınız ya da aldığınız pozisyonun hesabını Erdoğan'a keseceksiniz. Bu olacak iş değil. Bunların hepsi çok sert süreçler. 2010'a biz böyle geldik. 2010'dan sonra zaten hani MİT'e yönelik operasyonları hep konuşuyoruz. Gezi süreci, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim Kobani kalkışması, 15 Temmuz'a kadar Türkiye zaten küresel bir kuşatmanın ve vesayet odaklarının canlı olduğu bir süreçti. Erdoğan bunlarla mücadele etti. Eğer ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri bu konularda Erdoğan'la rekabet edeceğiz derken Türkiye aleyhine bir pozisyon almasalar da bu sertlik böyle oluşmazdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.